Altay T1 ve bir miktar T2 tankında kullanılmak üzere Güney Kore'den Kore Güç Grubu tedariki kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Edinilen bilgiye göre Kore Güç Grubu tedarik için prosedür henüz tamamlanmamış olup önümüzdeki dönemde tamamlanması beklenmektedir. Kore Güç Grubu teslimatına ve entegrasyon çalışmalarına 2021 yılı bitmeden başlanılması beklenmektedir. Savunma Sanayi Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün düzenlediği bir etkinliğe katılmıştı. Altay Tankı'nın güç grubu projesi olan Batu'nun 2024 yılında tank üzerinde kabulünü yapmayı hedeflediklerini de belirtmişti. Çok zorlu bir test sürecinin olmayacağını söyleyen Kılınç, tank üzerinde 10.000 km testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir proje sürecinin yürütüleceğini ifade etmişti. Proje kapsamında kritik alt sistemlerin de yerli olarak geliştirildiğini söyleyen Mesude Kılınç, kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu da zorlu projemizi daha zor hale getiriyor ifadelerinde bulunmuştu. Mesude Kılınç, Altay tankına güç verecek olan Batı Güç Grubu projesinde en zorlu ve en çok dikkat ettikleri noktaları da açıkladı. Altay güç grubunun zorlu şartlar altında görev yapacak bir güç grubu olduğunu belirten Kılınç, bunun tankın uzun süre yüksek güçte çalışacağı anlamına geldiğini vurguladı. Mesude Kılınç hacim kısıtının en önemli sıkıntılardan biri olduğunu ve düşük bir hacimde yüksek gücün verilmesi gerektiğini de belirtmişti. Buna bağlı olarak görev profili çalışmalarının ve yük spektrum çalışmalarının iyi bir şekilde yönetilmesi ve iyi kurgulanması gerektiğini ifade eden Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO operasyonlarından da gerekli destekleri alarak görev profili oluşturuyoruz. Yük spektrumunu çıkartıyoruz ve geliştirmeleri de bu şartlar doğrultusunda sağlıyoruz demişti. Kritik alt sistemlerinin de zorlu olduğunu belirten Kılınç, kritik alt sistemlerin yerli geliştirme zorunluluğu olmasaydı bu teknik çalışmalarla uğraşma durumunda kalmayacaktık. Ancak proje kapsamında hem alt sistemleri yerli geliştirmek hem de nihai motor ve transmisyon performans hedeflerini sağlamak için takvimde ilerlemeye devam ediyoruz. Risk yönetim faaliyetlerine aralıksız devam ederek 2024 takvimini yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz ifadelerinde bulunmuştu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.